Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz, görünüşüyle kalbimizi kazanan Korkut Hava Savunma Sistemi. Peki Korkut, gerçekten övgüleri hak eden bir sistem mi? Yoksa sandığımız kadar iyi değil mi? Enine boyuna incelemeye başlayalım. Ülkemiz kendi hava sahasını koruma bakımından uzun zamandır eksilerde, bunu biliyoruz. Son aldığımız S-400 ile yapmaya çalıştığımız Hisar ve Korkut sistemleriyle bunu kapatmaya çalışsak da hala almamız gereken uzun yollar var. Bu engelleri aştıktan sonra ise hava savunmamız buna benzeyecek. Katmanlı yapıda olan bu şekilde her savunma ağının farklı bir görevi var veya birinin tutamadığını diğeri engelleyebilmekte. Oluşturacağımız bu sistemin en üst basamağında şimdilik S-400, ortasında Hisar ve en altında da inceleyeceğimiz Korkut hava savunma sistemi bulunmakta. Tabii Korkut diğerlerine göre çok daha kısa menzilli. Sisteme göz atacak olursak asıl amacı savaş durumunda hareketli unsurların ve mekanize birliklerin hava savunmasını sağlamak. Örneğin bir tank bölüğüyle beraber ilerleyerek onlara havadan gelen tehditleri engellemeye çalışır. Bunun yanında üst bölgelerine veya kritik hatlara da konuşlandırılabilir. Sisteme bakacak olursak 3 silah aracı ve 1 komuta kontrol aracından oluşmakta. Silah araçlarında yerli üretim 35 mm çift namlulu topları görüyoruz. Ayrı besleme sistemleriyle biri bozulsa bile diğeri ateşine devam edebilmekte. Otomatik besleme sistemiyle dakikada 1100 ateş yapabilmekte. Ancak mermilerin boyutları fazla olduklarından 400 kadar taşıyabilmekte. İç hacmin kısıtlılığından hareketli platformlarda istenirse arttırılma gibi bir durum olmasa da ekstra bir taşıyıcıyla bu 400 sınırı kolayca aşılabilir. Mermi olaraksa normal mermilerin yanında isabetliliğini arttırmak için Atom adı verilen özel bir mühimmat kullanmakta. Bu mühimmatın özelliği Korkut'un yaptığı hesaplamayı baz alarak ateşlenmeden hemen önce nerede patlaması gerektiğinin mermiye kodlanması. Daha sonra parçalanarak hedefine büyük ölçüde zarar vermekte. Alt şasisine bakarsak Akıncı ZMA'nın geliştirilmiş bir modeli kullanılmış. FNSS ZMA'nın kapasitesini, performansını ve korumasını arttırarak Korkut'a entegre etme yöntemine gitmiş. Ekstradan da nehirleri kolaylıkla geçebilmesi için 2 adet su jeti ilave etmiş. Buraya dikkat, dünyada ilk defa bu tarz bir hava savunma aracında amfibik sistem kullanılmış oldu. Kaba haliyle bakarsak şaseyi yapılanlar yepyeni bir sistem geliştirmek yerine mantıklı hareketler. Çünkü çeşitlilik iyi olsa da bu tarz paletli araçlarda muharebeyle birlikte bolca sorun çıktığı için onarım ve bakım olarak büyük kolaylık. Komuta kontrol aracına da göz atıp genel değerlendirmeyi ve problemlere geçelim. Kontrol aracı özünde yine ZMA şasesi üzerinde olsa da bazen fotoğrafta gördüğünüz gibi iki yarı hareketli şekle de dönüşebilmekte. Aslında Hisar için üretilen bu radarlar kullanıldığında hedef tespit menzili araçta 30 km'deyken 70'e kadar çıkabilmekte. Tek fark bu da değil, hava radarları için süreklilik de önemli. O kafalarının üstünde fırıldak gibi dönen radarlar ne kadar fazla dönerse o kadar sürekli bilgi demek. Tabii içerisindeki teknolojiye göre. Bir hava savunma sistemi içinde kesintisiz bilgi gerekli olduğundan dakikada 30 devir yapan sabit sistemde sonuç daha garantili. Sonuçta bu araçlar Korkutların beyinleri gibi. Onlar için gerekli her bilgiyi ortaya çıkartır, değerlendirmeyi yaparlar. Daha sonra da her saniye bu bilgiyi hepsine iletirler. Gayet de kaliteli sistemler. Şimdi gelelim problemlere. İlk problem bizde. Genelde şöyle düşünüyoruz. Bununla bütün doğu hattını, hatta sınırlarımızı kaplayalım. Hava sahamızı kontrol altına alalım. Kimseye eyvallahımız olmasın. Gerekli olsa da bunu ne yazık ki tam olarak yapamayız. Sadece doğu sınırını tam olarak kapatabilmemiz için en az 200 Korkut'a ve 60 da kontrol aracına ihtiyacımız var. Daha 13 silah ve 4 kontrol aracını bu kadar süre beklediysek pek mümkün görünmüyor. Ki zaten gereksiz maliyet olur. O yüzden sadece önemli bölgelere konuşlandırılabilir. İkinci büyük problemse menzili. Fark ettiyseniz şimdiye kadar menzili hakkında bir bilgi vermedim çünkü sadece 4 kilometre. Açıklaması ise havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve hava araçlarını düşürebileceği yönünde. Ancak bunlar sadece teoride ve yapılan hedef sistemleriyle denemeler üzerinden söylenmiş bilgiler. Günümüzde uçaklar 10 kilometre üzerinden bombalarla 200 kilometre uzaktan seyir füzeleriyle hedeflerini imha edebilmekteler. Araç olarak tek vurabileceği yakın uçan insansız hava araçları olur.
Uzaktan atılan seyir füzelerinde de yine durum aynı şekilde. Artık seyir füzeleri öyle bir hal aldı ki yerin 10-20 metre üzerinden dahi hareket edebilmekteler. Korkut'un bunları vurabilecek açıda olması için etrafına göre yüksek bir konumda olması gerekir. Diğer türlü bu sistemlere yem olur. Tabii o kadar da hakkını yemeyelim. Geri kalan ortalama hava füzelerini veya havan gibi mühimmatları imha ederek üs bölgelerini koruyabilir. Örneğin Suriye İdlib'deki askeri üslerimizin yakınlarına sürekli havanlı saldırılar yapılmakta. Bir Korkut sistemi bile buradaki askerlerimizin işini büyük ölçüde rahatlatacaktır. Ya da menzil olarak da Phalanx gibi gelişmiş sistemlerle de denk durumda. Ana görevi hiçbir zaman tek başına hava savunmasını sağlamak değil, savunmayı sağlayan ana sistemlere destek olmak. O yüzden zaten görevi olmayan şeyleri Korkut'a yüklemenin de bir mantığı yok. Yani millet neler yapıyor, biz 4 kilometrede kaldık diyenlerden bahsediyorum. O şekilde düşünürsek Phalanx'a da çöp dememiz gerekir ama her savunmanın başında bulunuyor. İşte Korkut da bizim için bu başlangıcı oluşturmak için yapıldı. Son olarak yaparken esinlendik mi desek, direkt planlarını aldık mı desek, Korkut Alman Millennium sistemine çok benziyor. Almanlar sistemi tamamladıktan sonra isteklerini karşılayamadığı için projeyi iptal etmişlerdi. Planlarını el altından alarak geliştirmiş olma ihtimalimiz çok yüksek. Millennium'un daha az menzilli ve tek namlulu olmasına karşın Korkut daha donanımlı. O yüzden çaldık ya da milli değil gibi şeyler söylememiz pek doğru olmaz. Korkut, Aselsan geliştirmesinden çıkma gayet de milli bir sistem. Umarım üzerine eklenecek Stinger gibi füzelerle de daha kararlı bir hale getirilecektir. Geldik videonun sonuna. Videoyu da ordumuzdan bir derlemeyle bitirmek istiyorum. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum, hoşça kalın.